yaptı. Evet. İki çocuğu var değil mi? Yok, bir çocuğunuz. Evet. Birini kaybettiniz. Kızınızla evet. beraber yaşıyorsunuz. Anne sürekli kızınız sürekli sitem ediyor. Anne niye izliyorsun programı diye. Yok öyle demiyor. Kızım bana bıraktı. Anne sen nasıl istersen öyle yap dedi. Benim kızım evli. Çok şekerde bir damadım var. Bir oğlan kaybettiysem bir oğlan kazandım. Çok mutluyum. Allah verip Allah alıyor. Biz hepimiz burada emanetiz. Mühim olan ben ona çok iyi baktığımı hissettim ve her zaman bunu... Ben biliyorum ki ona çok iyi baktım. Yastığa da kafamı koyduğum zaman ben çok mutlu bir anneyim. Ve Allah beni 17 sene onunla yaşattı. Dünyada en güzel şeyleri onunla yaşadım. Mutluyum kızımla da, oğlumla, damadımla. Geçmişimden de mutluyum. Çünkü geçmişim yaşadığım için mutluyum. Çünkü o olmasaydı ben olmazdım. Bugün bu kadar güçlü olma sebebiniz aslında geçmişte yaşadıklarınız. Evet. Ama biliyor musunuz ben şimdi rüyada gibiyim. Soluklanayım mı? Tabii ki soluklanın. Düşünsene bir anda uyanıyor gibi de hissedebilirsin kendini. Evet. Ben bir bakayım dedim Esat'tan mı diye. Ben burada mıyım diye. Güzelim. Çok güzelsin. Allah sana güzel de bir kız versin. Şimdi düşünseniz o sırada biri dürtüyor. Uyan anne. Rüyada falan uyan değilim anne, değil mi? Uyan diye. Allah'ım ne gerçek. Rüyamda İsra'yı gördüm diye. Yok her şey gerçek. Buradasınız. Evet. Yani biz bunun farkındayız. Kızarmadım değil mi? Ha? Kızarmadım. Kızarmadınız. Hadi Melek abla senin hayatını öğrenelim. 7 yıl evli kaldı. Evet. 20 yıldır pardon. İki evlilik yaptı. Biri evet. 7 yıl biri 20 yıl sürdü. İki aynen. tane evladın var. Bir oğlunu kaybettin. Balıkesir'de yaşıyorsun. Şu anda. Kaç yıldır bekarsın? Ben oğlumu 6 sene önce rahmetine kavuştu. 6 ay ben onunla beraber hastanedeydim. Zaten benim oğlum bunları söylemek istedim. Hayatında zaten hep zorluklarla yaşayan bir çocuktu. Ben onun hep yanındaydım. 6 ayda yanındaydım. O arada eşim beni maalesef beğenememiş galiba bıraktı. 6 senedir ben boşum. Geçen sene ayrıldık. Sonuçta dedim benim bitmesi lazım dedim acım dedim veyahut acım değil de mahtebim bitmesi lazım dedim. Yeter dedim bundan sonra hayatımda yeni bir sayfa açmam lazım dedim. Açtım zordu hani kolay değil o 6 sene öyle bir kolay bittiğini fakat sanmıyorum. Öyle bir şeyden bahsediyorsunuz ki çocuğuma ben baktım çocuğumu ben büyüttüm hastalık sürecinde yanındaydım. Sanki eşinizin çocuğu değilmiş ikinizin ortak çocuğu değilmiş gibi. Öyle gibi galiba. Öyle gibi galiba. Bütün yükü siz mi aldınız üzerinize? Ya sonuçta ben öyle hissediyorum. Çünkü 17 senenin ben hayatımın 17 senenin yarısını hastanede geçirdim, yarısını evde geçirdim. Hastaneyle beraber yatıyorduk, beraber kalkıyorduk. Ben onun yanındaydım. Tamam o kişi de yanındaydı. Ben hani babasına burada bir şey söylemiyorum. Çocuğunu da çok seviyordu. Ama ben isterdim ki hani o gittikten sonra ikimiz aynı mezarlığa beraber gidip beraber dua edelim ve onun acısını ikimiz beraber yaşayalım. Çünkü onu bu öyle bir şey isterdi. Ondan sonra bunlar böyle bitmemesi lazım diye düşünüyorum ama ben onu da aşabildim. Aşabildim boşanma ama sebebiniz ihanet mi? Ya peki. Güzel şeyler değil bunlar. Güzel şeyler değil. Evet. Bundan sonra nasıl bir hayat istiyorsunuz? Sonra... Klasik burada işte adam gibi adam olsun, sırtımı evet. dayayabileceğim biri evet. olsun. Evet. Kriterlerinizi söyleyin lütfen. Ya şöylesine adam gibi adam dediğiniz zaman adamın içine ne giriyor? Ne giriyor? İşte düşündüğüm zaman hani nasıl arkamıza yaslanacağız? Evet. Ona söylediğim zaman hani herhangi bir şey diyeyim ki gece... Bak çok güzel bir olay. Gece yatmışız yatağa. Beyefendiyle uyuyoruz. Ben dedim ki ya 12'de kalk hadi beraber bir yürüyüş yapalım. Benim canım sıkılıyor. Kalkabilir mi acaba? Bu çok kalkmaz. Kendine fedakarlık verecek bir insan lazım. Çünkü bu yaştan sonra ben inan 3. hayatımı güzel yaşamak istiyorum. O acıları eskileri unutup kalkmasını isterim. O bana dese aynısını yaparım. Ne demekmiş? Bir vardır bir bildiği ki kalk diyor bana. Ve ben bunu yapmak isterdim. Ondan da aynısını bekliyorum. Bunlar küçük şeyler ama insanı mutlu edecek şey. O bana altın pırlanta bir yüzük getirmiş. O beni o kadar cezbe etmez. Çünkü pırlanta güzellikleri belki o an için çok güzeldir ama o gece kalkıp da benimle el ele böyle yağmurda yürümesi beni daha çok mutlu eder. Başka? Başka?
Şu anda bitti diyeyim. Bitti mi? Şu anda bitmesi lazım. Tamam, o zaman gelen tarihte diyecek ki ben gece yürüyüşünü severim diyen beyler gelecek yani. Anlaşılan o. 50 ve 60 yaşlarında olmalı. Evet. Siz 55 yaşındasınız. Evet. Yaşınızdan çok daha dinamik, dolu birisiniz. Yalan söylemeyecek. Asla. Hayattan kopmamış biri, hayatla bağlantısı olan evet. biri olacak. Bisiklet binmeyi çok seviyormuş. Yüzmeyi çok seviyorum, bisiklet, dağ yürüyüşü. Hani benim için hayat dolu olacak. Hepimiz hayat doluyuz, yanlış anlamayın ama biri dağ yürüyüşünden hoşlanırsa öbürü kuaförde 10 saat bekleyen. Ben öyle değilim. Ben biraz daha böyle, evet. Ben yürümem, yürümediğim zaman kendimi mutsuz hissediyorum. Ben havayla beraber, toprakla yağmur bir araya geliyor ya. Ben öyleyim. Hani ben dışarı çıktığın zaman... Büyük buluşma gerçekleşiyor. Evet. Efendim? Çok da güzel kokar toprak kokusu. Hele yağmur yağdığı zaman. 0212. Yağmur insanları aslı sen de değil mi? Sonbahar kadınları aslında. Bir nevi yağmur kadınları bunlar. 0212 318 18 telefon numaralarımız. Farkındaysanız beyler. Gelen hanımlar diyor ki böyle yürüyüşü seven, atak, dinamik, sporu seven... oksijeni seven, nefes almayı evet. seven birilerini evet. istiyoruz. İnşallah bu doğru adreslere ve doğru kişilere bir de ulaşıyordur. Ne? Biraz da böyle bir 75'ten yukarı olsun. Gel. Sizin boyunuz kaç? 1.65. 1.65 ha benden uzun olsun diyor. Aday evet. ve taliplerini bekliyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun. Hadi hadi meleğim gel de göreyim. O güzel yüzünü ben de seveyim. Herkes seni melek sanıyor. Hadi hadi meleğim uça göreyim. Hadi hadi meleğim gel de göreyim. O güzel yüzünü ben de seveyim. Herkes seni melek sanıyor. Hadi hadi meleğim uça göreyim. Efendim telefon altında Özlem Hanım var. Hayri Bey için arıyor bizi. Buyurun. Alo deyin lütfen. İlk Alo. Telefonunuz mu? Buyurun. Alo. Buyurun hanımefendi. Yerinizi de... Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bu arada herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ederiz. Afyon'a sevgiler gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Ben Hayri Bey'i sizin için aramıştım. Ekranda gördüm, beğendim. 3 evlilik yaptığınızı duydum. 17 yaşında oğlunuz olduğunu duydum. Evet. Yani Hayri Bey, evinize öyle. Yanlış telefon da gelmiş gibi davranıyorsunuz. Yok, şaşırdım bana gelince. Kendinizi tarif edebilir misiniz? Anlatabilir misiniz biraz? 1.70 boyundayım. 80 kiloyum. İsmim Özlem. 29 yaşındayım. 2 yıl önce ayrıldım. Çocuğum yok. Ailemle yaşıyorum. Çalışmıyorum. Böyle. Peki davet gelin, ediyor musunuz? Gelin bir tanışalım madem burada. Hayri Bey davet ediyor. Teşekkür ediyoruz. Alkışlar hanımefendiye. Aslında bu telefonda konuşmanız ve Hayri Bey normalde yanınızdakiyle değil telefondaki hanımefendiyle konuşmanız, kendinizi ifade etmenizle. Efendim? Ha, okey, peki. Nur geliyor locadan alkışlarla. Nur 21 yaşında, daha önce evlilik yapmadı, tokatlı, İstanbul'da annesiyle beraber yaşıyor ve terazi burcuymuş. Talibi Yalova'dan Murat geliyor. Merhabalar İslam, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sen nasılsın? Teşekkür buyurun. Ederim, ben deyim. Oturun, hoş geldiniz. Sonra rahat ederim. Öncelikle tüm erkek... Hoş bulduk. Özür dilerim Nur Hanım, sözünüzü keseceğim. Yok, de. Değil. Öncelikle tüm herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Biraz heyecan var ya, kusurum başlayın teşekkür yani. Teşekkür ederiz. Nur Hanım hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, Yalova'dan geliyorsunuz. Evet, Yalova'dan geliyorum. Biraz heyecan var, kusurumu bağışlayın. Yok, olabilir. Kaç yaşındasınız? 29 yaşındayım. Anladım. Ne işle uğraşıyorsunuz? Bir kafe işinde uğraşıyorum. Özel bir şirket desem daha iyi olur. Anladım. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Evet, ailemle yaşıyorum. Aslen Yalovalı mısınız?
Aslen Yalova'lı değilim, Malatyalıyım. Önceden İstanbul'da yaşıyordum. Ailem Yalova'da yaşamaya başladığından itibaren ben de onlarla beraber yaşamaya başladım. Bir yıl oldu. Anladım. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Bana biraz kendinizden bahseder misiniz? Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Boş zamanlarımda gezmeyi çok seviyorum. Hı hı. Sahil taraflarında ya da merkez taraflarında arkadaşlarımla bir kafede oturmak, bir çay kahve içmek ya da bir yemek yemeyi çok seviyorum. Alışveriş merkezlerine gidip alışveriş yapmak, gezmeyi seviyorum. Öyle. Anladım. Biraz heyecan var, kusura bakmayın. Siz nelerden hoşlanırsınız? Ben de aynı şekilde alışveriş yapmak, gezmek, arkadaşlarımla yani dolaşmak, öyle kitap okumak, müzik...